Sen ona kalbini vermişken o seni sırtından hançerledi. Bak. Ben her koşulda orada olacağım. Ya zaten çok uzun sürmez. Tamam, sorun yok. Ya kusura bakmayın, biraz geç kaldım ama. Yapamadım. Anlamadım. Olmuyor. Başkası olmuyor artık. Kabullendim. Dizi setlerine de fırlamış korona dedik. Deniz Akkaya ve İzzet Çapa'dan dinleyeceğiz. Tabii koronanın önce uğramadığı... Önce bir değil mi? Yok, şu an için izleyeceğimiz bir görüntü yok. Biz gelişmeleri sıcağı sıcağına sizden almak istiyoruz İzzet. Ya bu arada Deniz Hanım. İzzet sürekli öyle diyorsun, ben bir tane dizi seyretmiyorum. Benim de televizyon şey bile bağlı bile değil. Şimdi aslında burada bir yayında şunu okuyalım. Önce şunu söyleyeyim. Bu gidişle eğer söylenenler doğruysa Çukur ve Babil'in setlerinin durduğu konuşuluyor. Bak konuşuluyor, bunlar iddia. Halit Ergenç'in geçen hafta sette ben bu şartlar altında çalışmam, bana müsaade dediği konuşuluyor. Bunların hepsini bir iddia olarak veriyorum. Eğer şartlar böyle devam ederse herhalde Perihan ablayla bizimkileri seyredeceğiz gelecek dönemde. Bir daha tekrarlayalım. Çukur ve Babil setlerinin geçici olarak durduğu Yasak Elma setinde yönetmen yardımcısının koronavirüsü taşıdığı için bir karantina yapılıp çekimlerin devam ettiği konuşuluyor. Nasıl oluyormuş o karantina? Bütün setin karantina altına alınması yani lazım. Yani Serkan Kaya'nın ekibinin ne günahı var yani, o zaman? Nasıl bir saçma karantina? Yani tabii bunları onlara soruyoruz yönetmen tabii. Yönetmen yardımcısı belki uzakta duruyordur. Ben onu bilemem. İşte, ama gidişat Perihan abla dizisini seyretmeye hazırlar. Yani dizi izleyeceğiz derken dizi gibi günler bizi bekliyor mu yine Deniz Hanım? Evet. Yani şimdi bakın tabii burası televizyonlar, ticarethane ve bir şekilde bu diziler yaklaşık 20 senedir televizyonları götüren lokomotifler. Tabii ki böyle beklenmeyen bir olayla herkesin musluğunun suyu durdu. Ama tekrar ediyorum, şimdi sen kına gecelerini durdururken, düğünleri durdururken, konserleri durdururken dizilere devam ettirtmeyeceksin. Bununla ilgili de bir şey yapılması gerekiyor. Kesinlikle dedim. Yapılması gerekiyor. Çünkü bir dizi ortamında böyle geniş geniş oturulmuyor biliyorsunuz. Kaç kişi aynı anda bir kere makyaj, bir de o makyaj ortamında bir şey almak mümkün değil. Bir düğünde biliyorsunuz bir makyaj malzemesi 35 kişi korona olmuş. Yani şimdi arkada çalışan ekip bir o kadar öndeki kadar. Ve onlar biliyorsunuz bir karavanların içinde çalışıyorlar. Onu da geçtim. Şimdi dışarılarda görüyorum setleri sahilde, boğazda. Herkes dışarıda hazırlanıyor. Yemeğin dışarıda yiyor, yani açık havada. Hava soğuduktan sonra ne olacak? Az önceki amcayı yolluyoruz onlara. Şimdi platform, yabancı platformda oynayan bir Türk dizisi var. Aşk 101 miydi o? Evet. Orada Alina Boz, Kubilay Aka... Bir isim daha vardı ama. Bilal de açıkladı galiba. Açıkladı. İpek Deniz Yazıcı. 3 tane korona var. Çünkü biliyorsun ki... daha fazla dikkat ediliyor. Herkese test uygulanıyor. Saatleri platformundaki dizilerin günler öncesinden belli oluyor. Evet. Kubilay Aka dediğimiz başarılı genç arkadaş Çukur'da da oynuyor. Onun için iddia bana doğru geldi. Orada bir şekilde korona olan sette 3 tane adam var abi. Aşk 101'de. Nasıl olacak da hop Çukur'a geçmeyecek Kubilay'la?